Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Değerli kardeşlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aile Bağları programına hoş geldiniz. Yüce Rabbim layıkıyla istifade ettirsin inşallah. Değerli kardeşlerimiz, Aile Bağları programının bu haftaki konusu İslam'ın adapları konusudur. Özellikle muhteşem bir medeniyetimizin, bir İslam nizamımızın varlığına hiç şüphe yoktur. Bu güzel nizamımız bir bütün olarak güzel adaplarla, güzel ölçülerle kemale ermiş muhteşem bir nizamdır. Siz değerli kardeşlerimize bugün özellikle bu konuya değinmeye ihtiyaç biliyoruz kardeşlerimiz. Sevgili yavrularımız, özellikle büyük nimetlerle donatılmış bir dünyaya gelmişlerdir bizler hepimiz. Böyle bir dünyanın bir plan dahilinde, bir program dahilinde Yüce Rabbimizin belirlediği ilahi kanunlar dairesinde seyretmekte, devam etmektedir. Güneşin doğuşu, batışı, evet, insanın ihtiyaç duyduğu bütün nimetlerin varlığı, bunun yanında özellikle Allah'a layıkıyla kul olabilmenin programının mükemmel bir şekilde vahiy olarak dünyanın en muhteşem insanı ve önderi, elçisi Hazreti Resulullah kanalıyla icra edilmesi sallallahu aleyhi ve sellem bizim için büyük bir nimettir. Ona ümmet olmak büyük bir şereftir. Bu İslam nizamına tabi olmak büyük bir nimettir. Bu nimetten maalesef gaflete daldığımız dönemlerde mahrum olduk. Mahrum olduğumuz dönemlerde de maalesef büyük zulümler söz konusu oldu. Şu anda var olan çağımızda da İslam'ın devlet olma özelliği, İslam'ın hayat nizamı olma özelliği, özellikle binlerce yıl, 1400 yıldan sonraki süreci bir düşünelim, yüzlerce sene dünyanın birçok yerinde insanların huzur ve mutluluğunu temin eden İslam nizamının hakimiyeti söz konusu olmuştu. Günümüzde dünyanın özellikle sömürücü düzenleri hemen hemen ümmetin yaşadığı her beldede Müslümanlara zulüm etmektedirler. Saflarımızı bunlardan ayırmamız gerekiyor ve bu zalimleri tanımamız gerekiyor. Bunların hayat yaşantısından uzaklaşmamız mümkün mertebe, bunları da hakikate davet etmemiz gerekiyor. Tabii bunun öncelikle nefsimizde gerçekleşmesi, sonra aile düzenimize yansıması, sonra akraba ve komşu münasebetlerine yansıması noktasında samimi olmalıyız. Öncelikle Yüce Rabbimize karşı vefalı ve samimi olmalıyız. Çünkü sahibimiz O ve gönderdiği hakikatler tamamen bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizi ilgilendirmektedir değerli kardeşlerimiz. İşte kardeşlerimiz, bu güzel nizamımızı, gereğini öğrenmezsek saflarımızı netleştiremeyiz, ayıramayız ve var olan zalimlerin de zulmü altında maalesef inim inim inleyeceğiz ve maalesef kurtuluştan da mahrum kalacağız. Evlatlarımıza da güzel bir gelecek bırakamayacağız. Ama biz ne zaman Rabbimizin emirlerine tabi olursak işte o zaman özgürlüğümüzün tadını alacağız. İmanın tadına varacağız. Kardeşliğin tadına varacağız. Dünya ve ahiret mutluluğumuzu teminat altına alabileceğiz. İşte kıymetli kardeşlerimiz, burada
önemsenen bazı edeplere, bazı adaplara ismen zikredeyim. Ama sizler şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Eğer bunların gereği olan adapları bizler gereği gibi öğrenmezsek maalesef bu güzellikleri yaşamaktan da mahrum kalacağız. Örneğin çocuğumuzu hayata hazırlamamız lazım. Peki hangi hayata, hangi ölçüye göre hangi hayata hazırlamaları lazım bizim için? Allah'ın razı olacağı bir hayata hazırlamamız lazım kardeşlerimiz. Allah'a kul olarak evlatlarımızı yetiştirmemiz lazım. Bunlar Cenab-ı Allah'ın bize ilahi emaneti değil midir kardeşlerimiz? Yani Cenab-ı Allah çocukları bize verirken ülfet bulalım diye verdi. Muhabbeti yaşayalım diye verdi. Dünyanın ziyneti, nimeti olarak bize vermiştir. Öyle değil mi kardeşlerim? Evladı olmayanların ızdırabından haberdar olmuşsunuzdur. Ya da evladı olduğu halde bunun ayrılık acısını yaşayanlardan. Ve benzeri durumlar vardır kardeşlerimiz. Onun için bir ilahi nimettir evlat. Sadece dünya için değil. Öldüğünüzde salih bir evlat bırakmışsanız ahirette sizler dünyada yaşayan salih evladın nimetinden istifadeye devam ediyorsunuz kardeşlerimiz. Dolayısıyla elimizdeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim. Hakikatimize bir dönelim. Hakikatimizin önemli unsurlarını öğrenelim. Evet, burada özellikle Allah'a kul olmanın adabı ile ilgili, edebi ile ilgili hakikatleri öğrenmemiz önem arz etmektedir. Burada özellikle çocukları yetiştiren babanın, annenin çocuklarına karşı dikkat etmesi gereken edep, dikkat etmesi gereken tutum ve davranışlar büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımızı yetiştiren alimlerin özellikle uyması gereken adaplar büyük önem arz etmektedir. Allah için kardeşlerimiz, çocuklarınıza eğitim veren öğretmenleri bu yönüyle de bir değerlendirin. Ama öncelikle kendinizi yetiştirin. O adabı öncelikle siz yaşayın. Siz öncelikle çocuklarınıza güzel örnek olun. Çocuklarımızı bir baba ve anne olarak bizler istismar ettiğimiz zaman başkası hayli hayli istismar eder. Biz öncelikle onlara layık model bir örnek olma çabasında olalım kardeşlerimiz. Bunun yanında tabii talebenin de uyması gereken edepleri, ölçüleri öğretmemiz lazım. Biz genellikle evimize bir misafir geldiği zaman veya bir misafirliğe gittiğimiz zaman farkındalık oluşsun diye bu işin adabını çocuklarımıza söylüyoruz. Zamanla bakıyorsunuz bizim yanlışlık yaptığımız noktalarda çocuklarımız bizi uyarıyor. Baba şuna dikkat etmeye çalışalım derler. Yani el eli yıkar, el döner yüzü yıkar hakikati. Bizim göstereceğimiz hassasiyetin asıl nimetini biz devşiriyoruz. Asıl nimeti bizedir değerli kardeşlerimiz. Evet, özellikle Kur'an'ı öğrenme adabı. Yani ilk öğreneceğimiz kaynaklardan biri Kur'an-ı Kerim. Düşününüz ki gelen ilk ayet oku. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Rabbin adıyla okumanın en güzel ölçüsü nedir kardeşlerimiz? İşte Rabbimizin gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü tamamen Rabbimizin ilahi emirleridir. Onun adıyla okunuyor elbette ki. Ve o okuma gerçekleştikten sonra diğer okumalar da bu adapla gerçekleşmez mi kardeşlerimiz? Dolayısıyla evet, özellikle Kur'an'ı okuma adabı, terbiyesi, ölçüsü, ona tertemiz dokunmak, ondaki güzel hakikatleri öğrenmek. Maalesef kimi kardeşlerimiz öğreniyor, ezberliyor ama içindeki hakikatlerden gafil. Kur'an'ı ezberleyenin namaz kılmadığını düşünebilir misiniz kardeşlerim? Ne, nasıl bir şey? Kur'an hafızı olacaksın ama namaz kılmayan olacaksın. Ki öylesine denk gelmedik ama Allah muhafaza etsin. Böyleleri özellikle ciddi bir desteğe de muhtaçtır. Her harfine 10 sevap var. Bu sevaplardan mahrum olacaklardır. Niye? Çünkü Kur'an'ın beyan ettiği hakikatlerden bir haber. Bu ciddi bir gaflettir kardeşlerimiz. Muhafaza olmak için mutlaka birbirimizin imdadına koşmamız lazım. Evet, ümmetin önderi olan
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı bizim adabımız, edebimiz. Evet, kendimizden, annemizden, babamızdan, evlatlarımızdan, tüm mal varlıklarımızdan daha çok bizim en sevgilimiz, en sevmemiz gereken önderimizdir. Bizim için nice meşakkatler, çileler çekti. Allah'ın en sevgilisi bu nizamı tamama erdirmek için müşrikler tarafından horlandı, kınandı, dışlandı. Ülkesinden, yurdundan kovulmak istendi, taşlandı, hicret etmek durumunda kaldı. Bu süreç içerisinde zalimlerin ne kadar çetin olduğunu Yüce Rabbimiz diğer peygamberler kıssasında olduğu gibi Peygamber Efendimizin bir hakikati hakim kılma sürecinde de bize öğretmiştir değerli kardeşlerimiz. Öyleyse böyle muhteşem bir önderimize karşı da bizim edepli olmamız, hayalı olmamız, ismi zikredildiği zaman salavat getirmemiz bizim asli sorumluluklarımızdandır. Özellikle onun yaşamını kendimize örnek almamız belki ona en büyük vefalardandır. Kardeşlerimiz, güzel ahlakı Kur'an ahlakının ta kendisidir. Rabbimizin razı olduğu bir ahlak. Onu edinmek ona vefanın ta kendisidir. Bunda hassas olmamız ve çocuklarımızı bu adapla, bu terbiyeyle yetiştirmemiz. Eğer aile içinde Resulullah Efendimizin ismi zikredildiği zaman yüksek sesle salavat getirirsek unutmayalım ki evlatlarımız da bu güzel örneği edineceklerdir kardeşlerimiz. Evet. Temizlik adabı özellikle burada giyimin temiz olması ve aynı zamanda ev ortamının temiz olması, özellikle ibadetlerimizi yaparken taharet, temizlik ve necasetten uzak durmak ki düzenli bir şekilde banyo ve aynı zamanda bulunduğumuz çevrenin dahi temiz olması hassasiyeti biz Müslümanlara çok yakışıyor. Üzülerek belirteyim, birçok Müslüman kardeşim edinemediği bu güzel adabı yabancı bir ülkeye gittiğinde bu ülkedeki temizliği öve öve bitiremiyor. Çok üzgünüm. Köpeklerle yaşanan bir hayatı kendilerine uygarlık edinen, sözde medeniyet edinenlerin övülecek hiçbir tarafı yoktur. İnsanları yetiştirmek yerine hayvanları yetiştirmeyi şiar edinenlerin, insanlardan uzak duran, belki de onlara zulmetmeyi bir marifet bilen, bir balinayı kurtarmak için çaba sarf edip evleri başlarına yıkanlara bigane kalan, seyirci kalan, özellikle İnancından dolayı idam edilenlere seyirci kalan zalimlerin övülecek hangi temizliği vardır Allah aşkına? Ruhları kirlenmiştir bunların. Bunlar köle ruhlu insanlardır. Bir de utanmadan insanlara saygılı olduğunu mu söyleyeceğiz? Kardeşlerim, bunlara dikkat edelim. Farkına varmadan kendi medeniyetimize sırt döndürüp batıl olan medeniyetlerin reklamını, sözde medeniyetlerin reklamını yapmayalım. Uzak duralım. Gerçeğin hakikatini bilelim. Benim Rabbimin sevdiğini sevelim, sevmediğini sevmeyelim. Rabbimin övdüklerini övelim. Övmediğini, yerdiğini, kınadığını bizler övmeyelim kardeşlerim. Yanlış bir yolda oluruz. Evlatlarımızı yanlış yetiştiririz ve bunlara özendiririz. Allah muhafaza etsin. Netice ne olacak? Ehli dünya nesiller yetiştireceğiz. Ve ehli dünya nesillerin yaşam tarzında maalesef mal kavgası vardır, arazi kavgası vardır, makam kavgası vardır, şan şöhret kavgası vardır. Bunlar şiddetin diğer afetlerini davet etmekten başka bir şey değildir. Rabbimizin değer verdiklerine değer verirsek göreceğiz ki en değerlilerden olacağız. Çünkü Rabbim inananları çok değerli bilmiştir ve eşrefi mahluk olarak sınıflandırmıştır, değerlendirmiştir. Yeryüzündeki halifelerim demiştir. Ama bu hakikate sırtını döndürenleri de esfele safilin olarak belirtmiştir. Bu adaba riayet edelim. Evimiz ortamında neyi konuştuğumuza dikkat edelim. Kimleri övdüğümüze dikkat edelim. Kimleri yerdiğimize dikkat edelim.
Üzülerek söylüyorum, birçok evde bazı kardeşlerimiz Müslüman kardeşini eleştirmekten zevk alıyor. Kardeşlerim, Müslüman hiçbir zaman Müslümanı incitmemeli. Müslümanın gıyabında Müslümanı çekiştirmemeli. Bizim asıl düşmanımız İslam'ı yok etmek isteyen İslam düşmanlarıdırlar. Bu güzel medeniyete fitne sokan, bu güzel medeniyete savaş açanlardır. Haçlılardır. Daha nice nice dünyanın afetlerine maruz kalanlardır. Bu açıdan kardeşlerimiz, özellikle Müslüman kardeşlerimize karşı da bir adabımız olmalı. Ve bunun haricinde ibadet merkezimiz olan camilerimize karşı bir adabımız olmalı. Ezan okuyor, caminin önünde geçiyoruz. Ciddi acil bir işimiz yok. Acaba orada evlatlarımızla camiye yönelip cemaatle namaz kılmaya ve günlük ibadet vaktimizi ezan vakitlerine göre ayarlarsak yanlış mı yaparız? Maalesef ezan vaktinde birçok çocuğumuz, üzülerek belirtiyorum, bir maç ortamında, bir internet kafe ortamındaki oyun, bir eğlence ortamında ve aval aval sokaklarda dolaşmakta ezan mı okunuyor, okunmuyor hiç umurunda değil. Müslümana bu yakışır mı kardeşlerimiz? Hazreti Bilal'ın okuduğu ezan bizde böyle mi değer görmeliydi? Resulullah Efendimiz vefat ettikten sonra onsuz ezanı okumayı farklı bir şekilde değerlendiren ve o ezan okunduğu zaman acaba Allah'ın Resulü tekrar dirildi mi? Allah'ın Resulü mü geldi diye heyecana kapılanların ezanla ilgili yaşadığı heyecan nerede? Bizim ezana karşı, camiye karşı edebimiz, adabımız nasıl? Cemaatle kılacağımız namazın ilahi bir mükafatının boyutu çok fazla. Buna nasıl biz seyirci kalırız kardeşlerimiz? Evlatlarımıza bu adabı öğretmeli ve Allah'ın mescitlerine, Kabe'nin şubelerine tertemiz girmeli ve vaktinde cemaat namazına da iştirak etmeliyiz. Bu adab çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle değerli kardeşlerimiz, İslam'ın diğer ibadetleri, oruçtur, haçtır, zekattır ve kurbandır. Daha nice güzel ibadetlerimiz vardır bizi Rabbimize yaklaştıran. Bunların hepsinin bir adabı vardır, bir edebi vardır. Bunları bizim öğrenmemiz, örneğin maldaki zekat tamamen Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkını muhtaça verdiğimiz zaman o adaba riayet etmemiz önemli. Hem en iyi şekilde ölçüp biçmeli, zekat kısmını çıkartmalı ki malımız temiz olsun, haramdan temizlenmiş olsun. Hem de muhtaca sunarken öyle bir adapla sunalım ki Allah'ın bir ikramı olduğu anlaşılsın. Allah muhafaza, kimi zaman zekatı veren kişiler bir gafletle, hatta bir zamanlar duymuştum eskiden, benden olmasa açlıktan ölürsün diyecek kadar gaflet içinde olanlar da olmuştu. Allah'ıma hamdolsun, şimdi zekat verenler çok bilinçli. Bu tür adapsızlıktan uzaktırlar. Rabbim daha çok bilinç ve şuur, feraset versin, hikmet versin inşallah. Evet değerli kardeşlerimiz, özellikle misafir adabı, ziyaret adabımız çok önemlidir değerli kardeşlerimiz. Şahsen eminim birçok aile olarak yapıyorsunuz bunu. Evimize misafir geleceği biliniyorsa, ev ortamımızı misafirin rahat edeceği hale getirmek, eğer bir yemek ikramımız varsa, misafirin rahat bir yemek yiyebileceği güzel bir atmosferin olması, misafirimizi makul yerde ağırlamamız, tebessümle karşılamamız ve mümkün mertebe ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermemiz ve misafire ikramda israftan kaçınmak kaydıyla cömert davranmamız önem arz etmektedir değerli kardeşlerimiz. Ve misafirimizi uğurlarken de aynı adab ve aynı edeple mümkün mertebe evimizde uğurlamanın, ağırlamanın mutluluğuyla, memnuniyetiyle uğurlamalı
ve mümkünse şartlar el veriyorsa tekrar beklediğimizi dahi ifade etmemiz önem arz eder. Böyle diyebilmemiz için gelen misafirin de misafirlik adabına uyması gerekmez mi sizce? Bu da misafir cephesinde edinilmesi gereken bir adaptır. Gideceği yere mümkün mertebe izinli gitmesi ve kendi ziyaretini mümkün mertebe kısa tutması ve bunun yanında mümkün mertebe umduğu değil bulduğuyla yetinip ve müteşekkir kalması önem arz eder. Değerli kardeşlerimiz, yemek adabı, içme adabı çok önemli. Allah aşkına Allah'ın nimetlerini yerken, bunu hazırlarken Besmele-i Şerif'le hareket etmemiz ne kadar güzel. Sahibi anarak ve yediğimiz zaman, evet, bedenen ihtiyacımızı karşıladıktan sonra elhamdülillah dememiz, Rabbimize sığınmamız, ona hamd etmemiz ne kadar güzel kardeşlerimiz. Tertemiz bir elle tertemiz bir sofraya oturmamız, sofrada mümkün mertebe adab dışı davranışlardan kaçınmamız. Ne gibi mesela? Kahkaha atarak gülmek. Bunun yanında özellikle iştahı kaçırıcı konuşmalar yapmaktan kaçınmamız ve bulunmuşsa bir madde bunu reklam etmememiz, hapşırırken mutlaka makul şekilde hapşırmamız sofra adabı için önem arz etmektedir. Kendi önümüzde yememiz, ha bunu evlatlarımıza da alıştırırsak ne kadar güzel olur. Sofra ilahi nimetin hazırlandığı bir ortamdır. Bu ilahi nimetleri bizler de yerken ilahımıza sığınarak yememiz ne kadar güzel bir olgunluktur. Hasta ziyareti önem arz etmektedir. Kaza, bela gibi durumlarda yapacağımız ziyaretlerde mutlaka karşı tarafa bir destek sunmalıyız. Konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. O atmosferin gidişatına riayet etmeliyiz. Değerli kardeşlerimiz, bunun haricinde özellikle hanımefendinin beyefendisine saygısı, hürmeti, beyefendinin ilahi bir emanet olarak hanımına göstereceği ilgi, alaka, değer, evlatların da şahsiyetli yetişmesi açısından önem arz etmektedir. Yüce Rabbimizin de razı olması açısından önem arz etmektedir. Böyle bir aile mutlu bir aile değil mi sizce kardeşlerimiz? Ne zengin bir medeniyetimiz vardır. Kadının kocasına karşı saygısı, itaati, hürmeti aynı zamanda Allah'ın rızasını beraberinde getirmektedir. Değerli kardeşlerimiz, tabii bir programımızın daha sonuna geldik. Adaplar noktasını önümüzdeki haftada devam etme durumunda kalabilirim. Ama önümüzdeki haftanın başka bir konusu olduğu için kısaca adaplardan kalanlara değinip asıl konumuza da geçeceğiz önümüzdeki hafta inşallah. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Layıkıyla istifade etmeyi, gereğiyle amel etmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Biz bu hakikatleri hatırlatırken her yönüyle hepsini detaylısıyla anlatmadığımızın bilincindeyiz kardeşlerimiz. Ama sadece ve sadece dikkatinizi bu yöne çekmek açısından önem arz eden vurgular, noktalara değindik. Ne olur çocuklarımız ümmete problem olmasınlar. Ümmetin diğer fertlerine örnek olsunlar, kardeş olsunlar. Seçilen güzel arkadaşlar için bizler ümmetin diğer fertlerine de bir fırsat sunalım. Evet, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.